Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bir beğeniyi ve abone olmayı çok görmeyin isterseniz arkadaşlar. Bayern'in listesinde Ferdi Kadıoğlu. Bayern Münih'e transfer döneminde savunmanın merkezine ve sağ beke transfer yapacağı listede de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu öne sürüldü. Olur mu canım? Saça boya vardır. Saça boyayı alırlar. Haçen saça boyayı varken saça boyayı alınmaz mı? Başkası mı alınır? Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe devre arasında Ferdi'yi yani hani abartıyorum zannetmeyin ama yani nasıl diyeyim size, devre arasında 50 milyon euroya bile satsa Fenerbahçe zarara girer. Yani şampiyonluğu satmış olur. Bilginiz olsun. Hani hak verir misiniz vermez misiniz bilmiyorum ama böyle bir satışın gerçekleşmesi akıl kârı değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Bayern Münih'in transfer listesinde yer aldığını söylüyorlar. Ferdi'nin listede yer aldığını söylüyorlar. Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre ara transfer döneminde hamle yapması ihtimal dahilindeymiş. Fenerbahçe'nin beklentisi 20 milyon euronun üstünde. Hayır, Fenerbahçe'nin beklentisi 30 milyon euronun üstünde. Belki 40 milyon euroyu bulacak bir şey. Hocam o kadar etmez Ferdi. O kadar etmezse satmayız kardeşim. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hem Türk, hem liste başı, hem milli takım oyuncusu, hem sağ sol 8, 6, 10 hepsinde oynayabilen, kanat oynayabilen bir oyuncu. Hem bu kadar yetenekli, hem de hocam o kadar etmez mi diyorsunuz? O zaman siz hiç yorum yapmayın. O kadar etmez diyorsanız boşuna yorum yapıp da kimsenin canını sıkmayın, kimsenin moralini bozmayın. Abi Ferdi'nin aynısını almaya çalışsan, aynı yaştakini almaya çalışsan, bir de Türk olsa, aynı yetenekte olsa, ben size bir şey söyleyeyim. 40'tan aşağı kimse vermez. Kimse vermez. Yani sen de onu bileceksin. Ha Bayern'in diğer adayları şunlar var falan filan diyor. Şimdi Ferdi'nin adı Borussia Dortmund ve Napoli ile geçiyor. Açık söyleyeyim. Bu ikisinden birine gitmemesi, yaz transfer döneminde bu ikisinden birine gitmemesi bana sürpriz olur. Ha şunu da söyleyeyim. Arsenal takımı hiç konuşulmuyor, hiç dile getirilmiyor. Ancak Arsenal'in de Ferdi'yi takip ettiğini ben size hatırlatayım. Sonra yaz transfer döneminde hocam bu sefer burayı yazdın, bu sefer burayı yazdın. Bir Napoli diyorsun, bir Arsenal diyorsun demeyin. Şimdiden başladı arkadaşlar bunlar ve scouting çalışmasını. Adamlar mesela futbolcuyu beğeniyor ya. Sizin yaptığınız gibi Transfermarkt'ta ya da benim yaptığım gibi Transfermarkt'a bakıp yapmıyor. Adam sezon boyunca inceliyor, araştırıyor, diyor ki bu bize gider gitmez. 24 yaşında, 168 maç, 15 gol, 20 asist sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Ben devre arasında gideceğini kesinlikle %1 bile ihtimal vermiyorum. Ama yaz transfer döneminde de kalmasına %1 bile ihtimal vermiyorum. Bilginiz olsun. Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye korkutan haber. Açık söyleyeyim, Miha Zajc benim gözümde bitti. Yani daha önceden de söyledim. Bitti. Şimdi bu haberler acaba bilinçli mi çıkarılıyor? Şimdi futbolcunun çok kötü bir performansı var. Acaba taraftar hani ya ha sakatmış yoksa bu kadar da kötü değil demesin diye mi yapılıyor? Hani kafamda çeşitli sorular var. Yani beni yadırgamayın ama hani acaba diyorum. Fenerbahçe'de bu sezon performansı beğenilmeyen, Slovenya milli takımından da sakat olarak dönen Miha Zajc için fıtık şüphesi belirdi. Şimdi Fatih Karagümrük Northland Sivasspor maçlarında forma giyemedi. Ya dün sabah yeniden ultrasonu çekildi diyor. Fıtık şüphesi var diyor. Durumu araştırıldığı ifade edildi. Tüm kulvarlarda 12 resmi maçta görev yaptı. 2 kez gol attı. Sezon başında da Fenerbahçe büyük bir hataya imza atarak Zajc'la sözleşme uzatmıştı. Şimdi ya bakın şu an bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kötü bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak benim kişisel fikrim arkadaş, kişisel fikrimizi de belirtmeyeceksek boşuna kanal idare etmeyelim. Açık yani kanal açmayalım. Hiç konuşmayalım. Binlerce insan benim fikrimi merak ediyor. Ben de o binlerce insana şunu söyleyeyim. Ben Zajc'tan hiçbir beklenti içerisinde değilim. Siz de olmayın. Yani tipik hani klasik sıradan topçu. Tipik klasik sıradan topçu. Başka bir hüviyeti yok. Yazın Beşiktaş'a gidiyorum. Bizimkilerde olan bu Beşiktaş'a giderse taraftar bize ciddi tepki koyar. Aman bunu Beşiktaş'a göndermeyelim mantığıyla hareket etti. Ya bir istediği yere gitsin, cehennemin zıbına gitsin. Topçu değil ki ya. Topçu değil, bize kitlediler bir nevi. Biz de sesimizi çıkartmadık. Yani çok şey söylerim de Söylemek istemiyorum. Kimseyi de kırmak, incitmek istemiyorum. Yani inşallah beklenildiği gibi değildir. Devre arasında bir yolunu bulur, göndeririz. Fenerbahçe'yi Tırnava maçında bekleyen tehlikem. Haberi okumadan şunu söyleyeyim. Öyle bir Avrupa listesi vermişiz ki ulan sanki şu sakatlanacak, şunu yazayım. Şu da sakatlanacak, şunu da yazayım. Şu kesin sakatlanacak. Bak sakat gibi duruyor. Bak 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 bak, şuna bak. Ölü balık gibi duruyor. Bak 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 bak, kesin sakatlanır. Bunu da yazayım. Ya vicdansız mübarek. Nasıl becerdiniz? Nasıl ettiniz? Orta sahaya bu kadar sakatı doldurmayı. Ya her şeyi geçtim. Mert Hakan'ı yazmayı falan nasıl becerdiniz? Hani Bartu Elmaz olsa 6 maç izleriz, 6 maç. İsmail bak. Son maçta mesela Bartu Elmaz Crespo ikilisini izleseydik bu kadar farklı bitmezdi maç. Belki berabere bile biterdi maç. Belki kazanırdık bile. Yani şu da bir gerçek. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu, hani Avrupa'da yemiş olduğumuz bir ceza var Financial Fair Play'den dolayı. Arkamızda kimse olmayınca tabii birilerinin arkasında birileri var. Onlar topluyor. O yüzden az kadro verdik. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi Tırnava maçına bekleyen muhtemelen kadrodan bahsedecektir. Bir bakayım neymiş haber. Konferans Ligi H grubundaki son maçında Kadıköy'de Spartak Tırnava karşısına çıkacak Fenerbahçe. Hırvat ekibinin son zamanlardaki form grafiği dikkat çekti. Zaten öyle oluyor. Şimdi Fenerbahçe kazanırsa ilk 2'yi garantileyip gruptan çıkacak. Rakip oldukça formda. Tırnava ligde pazar günü Skalisa'yı Zeljkovic ve Duruş için golleriyle 2-0 yendi. Böylece ligde son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Hafta içinde Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı Northland Danimarka Ligi'nde Odense ile 1-1 berabere kaldı. Ludogorets ise Vratska'yı 5-0'la geçti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Ludogorets yani Northland'ı yenecek ve Northland kupa dışında kalacak. Bence bana kalırsa form grafikleri vesaire, son maçlar baz alınırsa. Ancak bu iyi bir gelişme mi, kötü bir gelişme mi? Yani hocam bize katkısı mı olur, zararı mı olur derseniz, hani ben berabere kalmalarını, Fenerbahçe'nin kazanmasını daha çok istiyorum. Eğer berabere kalırlar, Fenerbahçe kazanırsa grup lider olarak çıkıyoruz. Böyle bir ihtimal var. Ancak Northland'da çıkmış oluyor. İlerleyen turlarda da karşılaşıp intikam dediğimiz şey böyle bir şeydir deyip intikam alabiliriz. Bence çıksalar, keşke karşımıza bir çıksalar da bir görseler bakalım intikam nasıl alınırmış, nasıl bir şeymiş, soğuk yenince mi güzelmiş, sıcak yenince mi güzelmiş, bir görsek. Hani benim içimden geçen şey bu. Tırnava'nın form grafiğinin yüksek olmasının hiçbir önemi yok. Kadıköy'de oynayacağız, sakatlar dönmüş olacak. Serdar Aziz, Djiku, o gün oynatabileceğimiz kişiler. Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde'yi oynatabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yusuf Akçiçek'i oynatabilirsin stoperde. Ama Oosterwolde'yi solda oynatırsın. BKO Djiku çıkarsın. Yusuf Akçiçek yedek olur. Oosterwolde sol bek olur. Ferdi dinlenmiş olur. O sayı mecbursa bek oynar. O güne kadar zaten Mert Hakan oynayabilir konumda. Crespo oynayabilir konumda. Hani Şimanski, İrfan Can, Cengiz Ünder falan var. Kent falan var. O gün çıkaracağın kadro daha şey olur. Ben o yüzden çok takılmıyorum. İrfan Can demişken, İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ı ve Okan Buruk'u geçti. 2021-22 sezonda hocasının görev süresinde 14 maçta 3 gol 4 asiste oynayan 28 yaşındaki futbolcu bu yıl forma giydiği 24 karşılaşmada 10 gol 6 asist katkısı yaptı. Geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın tedrisatında başka bir kimliğe büründü. Kendine has vuruş stiliyle Sivasspor'u avlayıp 4-1'lik farklı galibiyette takımını rahatlatan Sarılacivertli futbolcu 62 yaşındaki hoca ile rekor kırdı. Kariyerinde 15. teknik adam Kartal ile çıktığı maçlarda 13 gol 10 asiste imza atan İrfan Can, Başakşehir'de Okan Buruk ile yakaladığı istatistiği 12 gol 8 asisti geride bıraktı. Böylelikle İrfan Can Kahveci kariyerinde İsmail Kartal en çok gol attığı ve asist yaptığı hoca olarak zirvenin yeni sahibi oldu. İkili ilk defa 2022'de buluşurken İrfan Can o dönemde 14 karşılaşmayı 7 gollük, yani 3 gol 4 asistlik katkıyla tamamlamıştı. Bu sezon tekrar bir araya geldiler. 24 sınavda 10 golün yanı sıra 6'da asistle katkı sağladı. Toplamda sadece 38 müsabakada tabelanın 23 kez değişmesinde başrol oynadı. Totalde 107 karşılaşmaya çıktı Fenerbahçe kariyerinde. 21 gol 21 asistlik performans sergiledi. Burada şunu söyleyeyim. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Fenerbahçe'deki kanat oyuncularını ve hücum oyuncuları coşturan Fred'tir. Ne derseniz deyin. Katılmak zorunda değilsiniz ama düşünmek zorundasınız. Fred Fenerbahçe orta sahasına hayat veriyor. O ayrı. Yani o ayrı mesele. Ancak futbolculara katmış olduğu değer, futbolcuların daha özgür hareket etmesi, futbolcuların ritminin yükselmesi, bu da Fred'in başarısı. Ne derseniz deyin. Yani şu an böyle bir durum var. Bana şu soruyu soracağınızdan adım soyadım kadar eminim. Peki hocam. Emre Mor, Cengiz Ünder, Ryan Kent, belki Batshuayi, belki Umut Nayır. Bunların niye form grafiği yükselmiyor? Bir, bunlar mesela Emre Mor sakatlıkla boğuştu. Cengiz sakatlıkla boğuştu. Ben bunları affederim. Bir şey demem. Umut Nayır'da umut yok. Yani ben Fenerbahçe'nin nasıl forvet olacağım, geleceğim, çakacağım, vuracağım, edeceğim. Yok böyle bir düşüncesi. Umut Nayır efendi ben paramı alırım. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni çeviriyor. Dubai yok, bir şey yok falan modunda. Ha, görev verilmesi halinde oynuyor. Görev verilmemesi halinde yedek bekliyor. Batshuayi şimdi Euro 2024'ün gazıyla bence Batshuayi'den yüksek oranda faydalanmamız lazım. Yani yüksek oranda faydalanmamız lazım. Mesela Beşiktaş derbisi var önümüzde. Aslında Batshuayi 11'e koyup oynatmak var ama bu da dengesiz. Gider kırmızı yer, belli olmaz yani bunun işi. O yüzden daha temkinli, daha dikkatli olmamız lazım. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam duyumcularıma sanki Batshuayi ile başlayacakmış izlenimi verdiririm. Bu duyumu verdiririm. Sosyal medyaya bunu pompalarım mesela. Ben olsam bunu pompalarım. Beşiktaş taraftarı işte çeşitli şeylerin içerisine girer. Lan bunlar işte Batshuayi oynatacakmış. Bunlar işte deplasmanda şöyle yapacak, böyle yapacak falan filan. Bak kafa karışıklığı yapardım. Adamlar bak 7-8 tane sakatımız var diyor ama durumları belli değil diyor. Yuvarlak konuşuyor. Hepsi oynayabilir. İğne vururlar, bilmem bir şey vururlar. Ayağını alçıya alırlar, yine oynatırlar. Bence bunu düşünmemiz lazım. Şimdi Kent niye oynamıyor? Kent'in şöyle bir sorunu var. Glasgow'da serbest. Yani adamların taktiği serbest, orta sahası serbest. Hani biraz daha şeye dayalı bir oyun. Nasıl diyeyim size? Oyuna göre oyun. Bizde Ali Cengiz oyununa göre oyun. Yani bizim ülkedeki futbol Ali Cengiz oyunu. İskoçya'daki futbol normal oyun yani. İngilizlerin çıkartmış olduğu futbol oyunu. Ya abi adam çalıma bak. Stoh da aynıydı. Çalıma gidiyor. Teknik direktör diyor ki gitme. Vuruyor, gitme. Bak ben şuna inanırım. Şu görüşteyim. Bir futbolcunun meziyeti, özelliği neyse o futbolcu onu sergilemek zorunda. Osayi Samuel'i biz Championship'ten aldığımızda Championship'in en çok başarılı çalım atan oyuncusuydu. Fenerbahçe'de çalımlarını Jesus döneminde hiç hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız. Ondan önce zor. Bu sene birkaç çalım atar oldu mesela. Ya bu oyuncunun meziyeti bu. Kent'in özelliğini söyleyeyim. Çalım atar, dikine gider, uzaktan gördü müydü vurur. Kaç tane vurdu? Yapma diyoruz mesela. Kent'e diyoruz ki yapma. Oyun planımız bu değil. İşte bu yüzden uyuşmuyor. Ben de şunu söylüyorum. Ya Kent'i alırken ya da aldıktan sonra hiç mi bu düşünülmedi? Kent'e sezon başında teklif geldi. Şu kadar para verelim. Bonservisiyle verin diye. O zaman niye verilmedi? Bugüne kadar niye pişirilmedi? Aralık ayındayız ya artık hani alındığı ayın hani Haziran falan gibi geldi yanlış hatırlamıyorsam. Haziran yani 6 ay geçmiş. Hiç mi futbolcu şey yapmaz? Bir de ben Kent'le ilgili şunu söyleyeyim. Kent'ten aslında çok iyi 8 numara olur da biz bu treni kaçırdık. Fred'in olmadığı zamanlarda bence Kent'i 8'de oynatacaktık. Basar, gider, topla haşır neşir, top alır, top çalar, top dağıtır. Bu dediğimi de unutmayın. Fred demiş ki, Kent demişken Ryan Kent'ten 7 milyon euroluk piyango. Haber bu şekilde. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz ekipleri Ryan Kent için 7 milyon euroluk teklifi hazırlanıyor. Yapılan transferlerin çoğundan verim alan Fenerbahçe'de Ryan Kent performansıyla beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve formasından uzak kalan İngiliz yıldız Ocak ayında veda etmeye çok yakın. Bedelsiz geldi diyor, bir imza parası var. Glasgow Rangers kulübünden bedelsiz transfer etti. İngiliz basını Kent için flash bir transfer iddiası ortaya attı. Team Talk'ta yer alan habere göre Premier League ekiplerinden Leeds United ve Bournemouth Kent'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekiplerinin 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 7 milyon euro ödemeye hazır oldukları aktarıldı. Kent transferi için İngiliz basını etki yaratabilecek hücum oyuncusu, harika bir transfer olabilir ifadelerini kullandı. Peki sezon performansı 15 maç, 1 gol, 1 asist, 8 milyon euro piyasa değeri var. 2027'ye kadar da sözleşmesi var. Kariyerinde Liverpool, Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Rangers forması giymiş. Şimdi şu cümleyi kurabilirsiniz. Diyebilirsiniz hocam bak hepsinde oldu, İsmail Kartal'da olmadıysa biraz da İsmail Kartal'daki sıkıntıyı konuşalım. Adam Almanya'da oynamış, İngiltere'de oynamış, orada tutmuş, burada tutmuş. Bizde niye tutmamış? Bizde niye yok? Bize niye almıyorsun diyebilirsiniz. Şimdi İsmail Kartal'ın oyun anlayışı, oyun felsefesi takım oyunu. Ancak takım oyununda kilit isimler var. Bak Aykut Kocaman'ın oyunu tam sistem oyunu değildi bak. Jesus'unki sistem oyunuydu. Jesus bize sistem oyunu oynattı. Hocam bırak Allah'ını seversen, saçma sapan bir sistemimiz vardı. Bazen üçlü bazen dörtlü. Siz olaya duygusal yaklaşıyorsunuz. Bazen üçlü bazen dörtlü sistem oyunu diye bir tabir yok. Sistem oyunu şudur. Sistemi kurarsın. Oyuncuları oynatırsın. Mesela 6 numara pozisyonu. X'i oynatmazsın. Y'yi oynatırsın. X ve Y'nin kişisel becerilerine göre katkı verir. Yani şöyle anlatayım size. Sistemi kurdun ya. Kurmasına kurdun sistemi. Kim oynattın? Fred'i oynattın. Fred 10 üzerinden 10'luk katkı verir. Yetenekli. Sistemi kurdun. Onun yerine İsmail'i oynattın. 8 verir. Sistemi kurdun. Onun yerine Bartu oynattın. 7 verir. Ama 5'in altında kimse vermez. Çünkü sistemdir. Bir çark değişse de diğer çarklar işliyordur. Fenerbahçe tam sistem takımı şu anda. Mesela Fred'i çıkart. Tadiç'i çıkart. 2 tane isim koy. Çöker değil mi takım? O zaman sistem takımı değil Fenerbahçe. Galatasaray da aynı. Galatasaray da aynı, sistem takımı değil. Yani sistem takımı değil bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem takımı olsalar mesela onu çıkart bunu oynat. Ha bazen oluyor. Yani bazen oluyor. O oynuyor, bu oynuyor. O farklı bir olay. Son dakika Beşiktaş'ta Omar Colley sakatlandı. Yarın sağlık kontrolünden geçecek demiş. Bak bunlar taktik. Yemeyin bunları. Şimdi yine haberleri ben görüyorum. Rozier, Masuako ve Rashida dün yapılan Beşiktaş antrenmanına katılmamış. Omar Colley sakatlanmış diyor. Yapılacak teşhisler falan filan. Ya bunları yemeyin. Bir önceki videoda da söyledim. Bunları yemeyin. Trabzonspor'la maç yapacaktık. Güya dediler ki Trabzonspor'da işte Trezege yok. Ne bileyim bir Dubai yok. Bir şey yok. Trezege yok dediler. Bir de şey. Kimdi onun adı ya? Bakasetas yok dediler. Maç günü bir baktık. İkisi de kadroda. Yemeyin arkadaşlar. Maalesef bizim ülkede her şey olabilir. Ha gerçekten olmazlarsa da yani Fenerbahçe'nin de eksikleri var. Yani sıkıntı yok. Tayyip Talha Sanur zaten sakat. Bunların olmaması da Fenerbahçe açısından iyi olur. Yani hayırlısı olsun arkadaşlar. Neyse ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Yani Kent konusunda ya da sistem konusunda şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın en büyük eleştirilen noktası bu zaten. Yani sistem takımına dönüştürememesi takımı tam olarak. Bu da nasıl olur biliyor musunuz? Bu da galibiyetlerle olur. Seri galibiyetlerle olur. Yani seri galibiyeti alırsın. Kimse ne sistemini sorgular ne başka bir şey. Hatırlayın Jesus ne yapıyordu? Avrupa maçına bir çıkıyordu. 7 tane değişiklik. Takım iyi gidiyordu. İyi sonuç alıyordu. Oyuncuları dinlendirdi falan filan. Hiçbir Allah'ın kulu demiyordu ki lan bu adam güzel işte kondisyon yüklüyor bilmem bir şey yüklüyor. Hani destekleyelim şöyle böyle demiyordu bak. Ne zaman kötü sonuç gelmeye başladı demeye başladılar ki ya işte orada da oynar burada da oynar. Niye dinlendiriyorsun demeye başladılar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeniyi unutmayalım.